Sen ne söyleyeceksin bu Ethem Puştun'a, sizin söyleyecek bir lafınız yok mu lan? Ha? Önce şu oteli çekin bakayım. Gördünüz mü? Ethem Palas. Alo, beni çek lan. Alo. Analar, babalar, İzmirliler, Ankaralılar, İstanbullular, gelmeyin bu pezevengin oteline, anlıyorsunuz mu? Bu gençlere burada uyuşturucu satıp durur. Gençleri kötü alışkanlıklara itip durur. Ethem Bey, iddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar çekin. Ethem Bey. Rezil olur, rezil. Aha, bu da benim karımın kardeşi şerefsiz. Bunlar beraber bana şirket kuruyor, anlıyorsunuz mu? Bunlar beraber çalışıyor. Bu da uyuşturucu işinde. Allah hepinizin belasını ver. Bizim kız, sen ne yapıyorsun burada? Abi, o da bizde geldi. Bu ne bizim kız, sendir mi? Bunlardansın. Abicim, protesto için geldi ya. Ha, damarı evet, çekti, evet. Değil mi? Rezil edemeyeceksin. Gel evet, o zaman. Abi. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Ah Bodrum türküleri ah. Bodrum'un bütün türküleri benim ödevim için yazılmış sanki. Hiç dinlemedim bence sözlerini Bodrum türkülerinin. Ah Cumhur'a, sen ne ara et durum burada bizim kız? İnsan kafayı sadece eniştesinin oteline takarsa, dünyadan bir haber yaşarsa, bana da ne ara et durum burada bizim kız der tabii. Bunlar benim yeni ailem, yeni dostlarım. Hepimiz bir şekilde Bodrum'a geldik ve hepimiz Cumhur'un pansiyonunda kaldık geçen yaz. Anlatmaya başlayayım. Bodrum'un toprağında mıknatıs var. Çekiyor burası insanı. Toprağının çorak olmasının sebebi de bu zaten bence. Fazla bitki yetişmiyor. Biz yetişiyoruz. Buraya tatile gelip otellerde bir hafta 10 gün kalıp denizde, güneşte, açık büfe yiyip gidiyorsanız o zaman sorun yok. Ama balığıydı, pazarıydı, tadına bakmışsanız ayrılamazsınız buradan. Neyse. Hepimiz Bodrum'a gelip aşık olanlardınız. Ve bu aşkın da bir bedeli var tabii ki. Hepimiz ödedik fazlasıyla. Ben Ankaralıyım. Bundan 6 ay önce Mayıs ayının başıydı. Okul bitirme ödevim için gelmiştim Bodrum'a. En güzel günleriymiş Bodrum'un. Hep duyardım. Öyleydi de. Merhaba. Merhaba. Güzel kızımız, ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yapmıyorum. Öylesine çekim yapıyorum. Ada çayı içer misin? Olur. Hoş geldin. Bizim Adaçay Bodrum'un meşhurdur. Ankara'nın neresindensin? Anıttepe. Ne yapıyorsun Ankara'da? Öğrenciydim ben, yeni bitirdim. Arkeoloji. Arkeoloji de mi? Kalacak yerim var mı? Dedim Mahmut abi. Windows kapı buraya çok uzak. Tanımadığım mı? Bir yerde azıcık ulan korktum, rahatsız oldum. Adaçay'ını bitirmeden kalktım. Peki, teşekkür ederim Ada çayı için, sağ ol. Mahmut abi kaza görünce anlamış kim olduğumu. Ben anlamadım tabii tanıdığını. Ayıp ettiğimi düşündüm. Bu arada durumu toparlamak için uyduruktan bir soru sordum. Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Ev pansiyonu olur mu? Ya ben de öyle bir yer arıyorum zaten. Ama bazen bahçede yatarsın. Burası da Mindos kapısı. İskender'in girdiği kapı. Okuldayken kendi kendime söz vermiştim. Herkes gibi girmeyeceğim Bodrum'a. İskender'in girdiği kapıdan gireceğim diye. Sözümü tuttum. Çok mutluyum. O günleri yaşıyorum.
Merhaba. Merhaba. Cumhur Bey'i arıyorum ben. Benim adım da Cumhur. Emersin, hangi Cumhur'u arıyorsun? Vallahi pansiyonu varmış. Bende de var pansiyon. Mandalina bahçesi de varmış. Berber Cumhur dediler ama. Mandalina mı alacaksın gari? Neyse, kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Alo. Kübra, günaydın. Günaydın Mahmut abi. Kübra, ben bir genç kız gönderdim. Geldi mi? Yok, gelen giden olmadı. Yoldadır, geç gelir herhalde. Mahmut abi, bir şey soracağım. Otelde yangın mı çıkmış? Ya sorma Kübra. Ama Cumhur'la alakası yok. Elektrik kısa devre yapmış. Ha, eminsin değil mi? Yok yok, eminim. Kafana takma. Bizimkinin hatası. Neyse, kız gelince alttaki odayı verirsin. Kübra, kız sana emanet ha. Tamam. Cumhur Bey. Buyurun Berin. Merhaba. Merhaba. Pansiyon için size yolladılar beni. Otoya bakayım. Hoş geldin. Pansiyon mu arıyorsun? Evet, gel gel bakalım. Evini sırtından mı taşıt durun kız? Sen de kaplumbağalar gibi. Hoş geldin. Ne yaptın? Akşamdan binden otobüse geldin, öyle mi? Öyle bakalım. Do you speak English? Yes, şakır şakır. Söyle bakalım ne diyor. Which way is the post office? This way is the post office. Buradan böyle go, oradan right, oradan böyle upstairs görürsün yani. Thank you. Hadi güle güle. Bahçede falan yatarsın ama arada. Benim bir böyle ev pansiyonu. Söylediler zaten. Ne kadar param var? Yani. Merhabalar. Merhabalar. Dükkan sizin mi? Dükkan bizim. Evet, anladım. Biz de tam onu konuşuyorduk. Hoş geldiniz. Buyurun, Cumhur Bey'im adım. Bankacısınız değil mi? Sohbet uzun. Başka bir bekliyor olmayın. Yok yok. Randevu almayın. Yok yok. Oturun ben. Mazlum, çaylarını sor bakayım adı şeylerine. Efele, hoş geldiniz. Ne diyorsunuz? Biz bankacıyız diyorsunuz. Buraya böyle gezdiniz, dolandınız, baktınız, karar verdiniz. Buraya kiralayacağınız ve bankamatik edeceğiniz değil mi? Millet parasını çekecek, para yollayacak, havalele edecek. Bir yerde kamu hizmeti, cart çurt değil mi? Evet. Kiralık. Olmaz. Satıyorum ben buraya anlaşabilirsen. Peki bizim daha değişik bir teklifimiz var. Neymiş sizin değişik teklifiniz? Senelik 100.000 dolar. Aman ne diyorsunuz? Galip çıkıvercek şimdi yerinden böyle 100.000 dolara. Ben de acından öldüydüm mi atlayıvereceğim paranın üzerine. Arkadaşım biz satıyoruz buraya. 1.000.000 dolar verin, satayım size. Biz kiralamaktan bahsediyoruz. Siz satmak istiyorsunuz. Aramızdaki fark bu. Siz kira diyorsunuz, ben ısrarla satlık diyorum. De, burada herhangi bir yerde satlık kiralık yazıyor mu? Yazmıyor değil mi? Bizim eve bakın bakın. Bodrum'da bu kadar elverişli bir tane daha dükkan olabileceğini. O da yok. Kendi hayalinden çıktın geldin burada. Güzel kardeşim. Anlaşamayacağız biz seninle. Cumhur Bey, siz yine de bir düşünün. Kiralamak isterseniz bizden daha iyi vereni de daha sağlamını da bulamazsınız. Biz zaten bu paralara dükkanları satın alabiliyoruz. Diyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Bayağı iyi yapıyorsunuz. Eğer kiralamak istersek ararız sizi. Siz de satın almak isterseniz buradayız. İnşallah bu fiyat durur burada. Anlatabiliyor muyum? Hadi güle güle. Güzel kızım. Sen ne iş yapıp durun bakayım? Ben arkeoloji bitirdim. Ne olup duruyor ya? Ne bu böyle sabah sabah? Kabul edin mi bu? Ne oldu? Cumhur, Eten'in otelinde yangın çıkmış. Bana ne? Gebermişim ben demek. Cumhur, Eten karakola arıyor. Hakkında şikayet var. Benim hakkımda. Ne diye? Ben mi yapmışım oteli? Sen kendi otelini yakar mı? Hem ben böyle yaksam yarım yırtık iş eder miyim? Anasını satarım vallahi. Hava uçurdun mu vites kalmaz, anlarsınız o zaman. Ama iyi akıl verdiniz. Gelecek sefere ben yakayım. Puştun otelini içindeyken yakayım da kurtulalım bu kuştan. Hadi gidin başkomisere selam söyle. Burada delilerle uğraşmaktan gidip de Ethem'in oteliyle uğraşacak vaktim var benim. Hadi güle güle.
Nerelere gidiyoruz? Eğer sabah erken saatlerde buradan go veriyorum Karaada'ya, Bilecik'ten. Böyle kapkara bir ada. Orada böyle takılıp dururuz biraz. Oradan Davşan Adası, Rapid İzlant. Böyle davşanlar var, çekit duru. Böyle güzel bir ortam yani. Böyle aile ortamı gibi, böyle güzel bir yer. Ondan sonra birader biraz daha ileri go veriyorum oraya. İşte Dankisti, Eşek Adası. Böyle eşekler var. Yemek verip dururuz. Pilav, köfte, salata, kubez, balık yaptırırız bazen. Böyle muhabbet güzel. Böyle Karaada'da çamur var mesela. O çamuru böyle Allah seni inandırsın. Böyle sürüp durursun vücudunu yer yerine. Böyle birader. O yıl kimse seni ellemez. Cilalı kaymak gibi dolan. Süper bir şey birader. Ben sana de veririm. Kaç para? 25 lira birader. 25 lira. Hiçbir şey değil yani. Teşekkürler. Eyvallah birader. Harika. Çok güzel. Kal öyle. Çok yaşasın gencim. Sen de gör. Evet 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 harika. Çok iyi. Aa. Çok güzel. Harika bir sürüngensin sen. Girer girmez bayıldım eve. Necet abiyle Nihan ablaya da. Necet abi biraz tuhaf geldi önce ama sonra kendi kendime amma paranoyaksın dedim. Herkesten şüphelenme. Tadını çıkar bu güzel günlerin. O da kendine göre bir insan. Kişi kendi kaderini kendi yaratır. Vallahi billahi bunu böyle bilme. Tanrı bizi bize ihtiyacı olduğu için yarattı. Bunu unutma. Okey. Senin adın neydi zaten? Duygu. Eşim Nihan. Ben Necat. Kübra. Welcome to breakfast. Patron sana haber gönderdi. Patron sana haber gönderdi dedi. Kim lan senin patronun? Kim oğlum senin patronun? Kavşak Mahmut, Derak Akuntadır oğlum. Ne yapacaksın lan sen kış gelince? Cumhur, hadi başlama gene. Esen Bey der ki, var abi. Ne diyor hala? Oğlum senin beyin de patronun da benim lan. Bu otel de benim. O ne be kardeşim sen? Esen Bey diyor ki, belediyeden arazinin değerini çıkartalım. %30'unu vereyim, bitsin bu iş. Sözüm başlamak üzere de durun. %30'unu vereceğim. Oğlum bana bak, sen esas patronuna de ki, benim gerçek patronum sana haber gönderdi. Satıveririm ben şu dükkanı. Alacağım o yanınızdaki boş arazi. Otel nasıl yapılır göreceksiniz siz. Siz bu işi beceremiyorsunuz ki. Hele sen müdür falan değilsin oğlum. Sen soytarın tekisin ne? Önce sen dükkanın sigortalarına iyi bakıver. İkide bir yangın çıkarıyorsunuz, benden biliyorlar. Geçen de polisler geliyor o dükkana. Allah'ın salağı. Sen bilirsin Cumhur. Buyur abi. Bu senin son şansın. Beklereler. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hürmetler abi. Saygılar abi. Tabii abi. Sultanın çekmesi ne hoş olur içmesi. Tepeleri sonar sanır. Ben Cumhur'un karısıyım. Adım Kübra. Bu Cumhur itinden bütün Bodrum bıktık, usandık biz. Bunun aklına hep o İbrahim giriyor. Bunlar çalışmak ne bilmezler. Bodrum'u kendileri yaptılar sanki. Bodrum'la olunca para kendiliğinden geliyor sanıyorlar. Dedi Kübra geldiğimin ikinci günü. İbrahim Cumhur'un en iyi arkadaşı. Boş gezenin boş kalfasıymış. Çocukluğundan beri aylak aylak dolaşırmış. Hanutçuluk yaparmış. Avanta işi yani. İbrahim'in babası ölünce İbrahim'in ekmeğine yağ sürülmüş. Ben malını satar da bir iş kurar, çalışır anladım önce. Çalışmak da neymiş? Tek şaşırdıkları neden para gelmediği. Bu öbür it İbrahim, babadan kalma arazisine İstanbul'un birini ortak aldıydı. Benimkinin de aklı çıktı. İyi akşamlar Kübra. İyi akşamlar. Kübra Cumhur, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ne kadar senin? 400. Küçücük pansiyon işleten Cumhur'un derdi para. Bodrum'un çoğunu anadan babadan mal mülk sahibi. Cumhur'un da bu küçük evi, çarşıda küçük de bir dükkanı var. Zamanında adet böyleymiş. Dağın başı,
mal bölünmesin diye erkek çocuğa bırakılırmış. Geçim kaynağı o zaman mandalincilik, zeytincilik, bir de balıkçılıkmış. Deniz kenarı da bataklık, işe yaramaz diye kız çocuğuna bırakılırmış. Turizm patlayınca bizim cumhur altında kalmış. Ablasıyla evlenen Ethem, denize sıfır araziye oteli yapmış. Cumhur'un yanında kazayla Ethem demek, Ethem'in otelinden bahsetmek ölüm demek neredeyse. Neyse, Cumhur da beyhude uğraşmaya başlamış. Hem ablası Asiye ile, hem Ethem ile, hem otelle. Otelleri olmaz. Otel işin olur. Otel. Bunun sahibi kıl. Bir tek bana güven. Benden başka da kimse bilmiyor bu arazi. Gizli yerde. Şimdi ben bunu böyle satacağım ya da kiralayacağım ama ortak arıyorum ben kendime. Otel işi. Bunun sahibi bana dedi ki sen dedi gözünü tutarsa bana getirin de huzur ikna. Sen boş ver. Sen bak bizim deliyle tanış. Bak deliler arası. Birbirini seni tanıyor musun? Merhaba, şimdi şey yapmış. Bak deli bunlar, deli. Böyle, ama şu, şey. Şunu bir ayarlasın. Yani kiralık diyor arazi. Kiralık ama. Merhaba. Merhaba kız, hoş geldin. Bu da deli, bu da bize kabul. Ona da bir daha tabure ver. Gel buraya, gel. Kabul girmeyeyim orada. Herkese rakı ver lan, mazlum. Şşt, otur kız. Ben içmesem, şimdi arkadaşlarla içtim. Bir şey olmaz. Bunlar benim pansiyonumda kalır, alayı. Bu ikisi Bodrum'a yerleşeceklermiş. Bu böyle abuk, sabuk, ipe sapa gelmez şeyleri satıp geçineceklermiş, nasıl olacaksa. Bu da elimde kamera, taşı toprağı çekti. Bu yaz başıydı Hakim Bey, Bodrum'a geldim. Ben konserler organize ediyorum açık alanlarda. Bu konuyla ilgili arazi bakmak üzere Bodrum'a geldim İstanbul'da. O meyanda akşam dolaşırken Bodrum merkezde bu Cumhur'un dükkanına rastladım. Orada bir ilan vardı. Buraya şşşt! Bana bak, bir tane kertenkeleye bakın. Ya yapma Allah aşkına. Ya bu var ya, bu yerde... Yap. Ya üstün pislenecek şimdi. Ya hani çok seviyordum Bodrum'u, ne oldu? Çakal. Yat bakayım ben yat. Nasıl geldin? Ya bak, ne yapacak şimdi bak. Çok yakışıyor. Bu yapıyor, bunun da karısı manyak, çok yakışıyor. Bunlar ikisi birbirine böyle bulmuşlar. Bu adama nasıl yakışabilir şu hale bak. Tüh Allah belanı vermesin. Evet. Koş! Allah'ım. Tapın ya. Gördün mü? Benim hep böyle manyak da bu. Kale değil gale, kayık değil gayık, vur değil fur. Baştaki ünsüzler bazen sertleşiyor, bazen yumuşuyor. Öyle kafalarına göre. Belli bir kuralı yok yani. Bazen de aradaki ünsüzleri hiç kullanmıyorlar. Bacaklarım değil bacaklarım, tatlı değil tatlı, patlıcan değil batlıcan. Neyse işte. Hipokrat. Ule, Necdet, ne yaptın bakayım? Selam Cumhur, ne haber abi, nasılsın? İyiyim, ne yaptın? Abi dur, iki kere resmini çekiyorum. Bodrum'un tadını çıkarıyorum icabında. Çeke bakalım, neler yaptın? Abi dükkan kiraladım var ya, şahane bir dükkan abi, bayılırsın. Bodrum'a girip taşınmak isteyenler inşallah beni duyarlar Hakim Bey. Öyle İstanbul'un dertlerinden bıktım. Gideyim orada kafamı dinleyeyim, trafikten uzaklaşayım, bir restoran açayım, bir ekmek, bir lokma yaşarım diyenler çok pişman olurlar. Eğer bankada hazır paraları yoksa sürünürler, geride dönemezler. Sen bayılmaya Eylül geldiğinde görürsün. Dikkatli ol, nereden kiraladın? Cumhuriyet Caddesi 52. Ulan, demeci Hüseyin dükkanı kiralamışsın ya sen. Evet.
Evet, dikkatli ol ha. Zamanında öde kiranı. Tamam abi, merak tamam etme. Ben biraz etrafta foto çekeyim, geliyorum. Hadi tamam. Güle güle. Bir de go bakayım, bir de go, bir de go. Aferin sana. Havalı. Düşün durun yine kara otak gibi. Sen otur ona. Yok lan, ben oturacağım ona. Gel gel. Ne oldu elindeki parlak turuncu telefonu gibi? Sen o telefonun fonksiyonlarını biliyor musun? Bak şimdi ses etme. Emel. Bak şimdi. Alo. Ne var kızım? İyi mi? Ben İbrahim, İbrahim. Hangi İbrahim mı? Bak ben hele atıp yaptım. Kırmızı fundaydı İbrahim. Ha, ha, u, u benim işte. Ha, ne yaptın? Emin. Efendim ne yapayım? Arkadaşım orada rahatlık sorun. Ya bunu toplamış, gel gel. Tamam ben seni arayacağım. Ne oldu ne? Hakan merhaba. Ne haber? Bir bak bu. Ankara'dan geldi, bunun fazlığında konuşuyor. Ne yapıyorsun? İyi. Hadi kolay gelsin, sağ olun. Hadi, hadi yürümüşle kaleye gidelim. Bence bunun kayınbiraderiyim. Ablam ile evli. Yani enişten. Maalesef ki enişten. O yüzden beni de bu uyuşturucu içine bulaştırdı. Benim hiçbir alakam yok bu suçlamalarıyla. Ben turist rehberiyim. Ethem abi de en iyi müşterimiz. Onun otelini bizim acentamız dolduruyor. Lakabı Cavur Cumhur, yani Gavur Cumhur. Giritli Mahallesi diye bir yer var, orada doğmuş. Ama bu yüzden cavur demiyorlar. Parayla düşman tutsan, Bodrum'a da, turizme de, ailesine de bu kadar zarar veremez. Ablasının arazisi yanında boş bir arazi var. Sahibi belli değil. Maksat enişteye rahatsızlık vermek olsun. Önüne gelene pazarlamaya çalışıyor araziyi. Böyle kalın da güneşe kalın böyle, değil mi? Bakın akşam güneşi böyle. Cumhur hiç fena değilmiş ya. He? Koca arazi. Ne isterseniz yapın. Ne yapalım biliyor musun? Ben arkadaşlara söyleyeyim, yarın bir sound check yapalım burada. Hı? Şöyle akustik durumunu da bir inceleriz arazinin. Ona göre de yol alırız. Buyurun bakın arabaya. Nasıl, beğendiniz değil mi? Güzel. 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 Bunlar nasıl bir dönüşü yeter mi? Bu arazi mi? İstediğinizi yapabilirsiniz. Tamam o zaman. Tamam. Biz dediğim gibi prova yapalım yani, tamam mı? Sound check yapalım. Ona göre yolumuzda devam edelim. Ben ateşle oynuyormuşum, haberim yok. Biz Mahmut abiyle benim söyle ödevim bakalım, için çekim yapıyorduk. Bana o asist dönüşü Okan'la zaten tanıştırdı Mahmut abi beni. Hadi hadi cevap ver. Cumhur Okan'dan nefret ediyor. Düşünebiliyor musun? Her gün iflas etsinler diye dua ettiği oteli versene turistle dolduran kendi kayınbiraderi Okan. Ve biz arkadaş olduk Okan'la. Peki, bakalım, Mahmut abi de az değil. Her şeyi peki, bilerek mi yapmış ne? Denizcilikte çok iddialılarmış. Donanmaları çok iyi olduğu için kara tarafını daha sağlam taşlarla yapmışlar. Deniz tarafında nasıl koruruz diye daha özensiz bırakmışlardı. Yani senin Cumhur'un derdi o zamanlardan başlamış. Deniz tarafı o zaman da önemsizmiş. Bunu biliyor muydun? Biliyorum tabii. Hadi oradan yalancı. Bir de turist rehberi olacak. Neyse sen bunu bir de kameraya çek. Kameraya da anlatacağım. Alo, ne var? Uyumaya mı geldim buraya? Size bak, uyan bakayım.
Çetin Nev, sen misin? Ulan ne karga bu kıyameden sabah sabah? Ne oldu, ajansta yangın falan mı çıktı? Hayırdır? Ajansına başlayayım. Ne ajansı lan? Bodrum'dayım, garajda. Şimdi indik otobüsten. Nereye geleceğim? Neredesin? Ne? İnanmıyorum. Bodrum'da mısın? Ne? Gelsene oğlum. Geldik ya lan. Hilal de burada. Gel al bizi. Ya bak, garajdan dimdik aşağı ineceksin. Dümdüz. Git Mahmud'u bul. Değil. Bak, günaydın Kübra, ne haber? İyi uyudun mu? Yapma ya. Evet, yoldalar, birazdan gelirler. Öyle buralara gelip de yerleşeceğim dediniz mi, şehirde bıraktığınız arkadaşlarınız damlarlar hemen arkanızdan. Bir de onların masraflarıyla uğraşırsınız. Duyan gelir anasını satayım. Bu cumhurun evinde bir aydır kalıyoruz. Ne gelenimiz bitti, ne gidenimiz. Gelen herkesin parasını da aldı benden. İsimleri aklında tutamıyor ama kim ne zaman ne kadar kaldı biliyorum. Devamlı Necdet dedi bana. Para hesabından başka bir şey bilmiyor. Benim bildiğim bana yeter diyor. Gerçi benim bildiklerim de gördük. İkimiz bulduk birbirimizi. Ne salakmışım. Beni ilgilendirmeyen işlere burnumu niye sokarsam? Dedi Necdet abi. Biraz doğru söylüyor gibi sanki. Benim adımı da bilmiyordu. Devamlı bizim kız dedi bana. Türkücü Taylan'a Kayhan, Nihan ablaya Neslihan. Sonraları Necdet abiye Kertenkele dedi hep. Genelde şşt şşt bana bak, beri bak, hop len diye iletişim kuruyor insanlar ya. Ben de gelelim abi. Gel lan. Necdet. Var mı lan deli gibi? Allah'ın hesabı. Getir, gel gel, istiyordun su hadi. Ona bizim mi? Hadi. Ha? Bunun adı ne, bunun adı ne? Ulan yavaş gitsin lan. Çık kızı. Çık kızı. Ulan bu sefer. Nerede sana? Bakın yanım mı yoksa bura? Gel Allah'ın cenabı. Gel, gel, gel. Allah'ın cenabı. Gel. 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 Dostluk tertemiz yıkanmış duygular, dostluk kardeşlik hisleri, iyi ve kötü günlerimizde el ele sevgiye barışa. Gecenin karanlığı... Kübra bıktık usandık diyor ya, haklı valla. Önceleri anlamıyordum. Neden bu adama kimse dur demiyor diyordum. Meğerse nefret ettiği eniştesinin itibarı sayesinde belediye başkanıydı, askerdi, polisti. Etemin hatırına dokunmuyorlar Cumhur'a. Ve Cumhur bunları bilmeden yaşıyor. Böyle de ölecek. Şimdi de evliliklerin 40. yılını kutlayan değerli dostlarımız Etem ve Asiye için benim yazdığım şiiri hep bir ağızdan okuyarak kendilerine hediye edeceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Se A deturum, Se A Etem, sana deturum Etem, bura Etem. Şşşt. Nasıl organizatör ses? Sound check nasıl direktörü? Nasıl kız? Bak Etem senin için çalıp durum. Etem, ule Etem senin için kapında köle miyim diye jansör et durumunda bak. Ule manyak Etem, manyak Etem gelip dur. Yakındın. Kapında köle miyim? Ana gari kim geliyor? Bak yavşak iki gelip duru. Ule Allah seni belanı versin. Allah seni belanı ule Mahmut. Mahmut. Son önce mutluyuz lan biz burada. Niye mutluyuz? Sen senetten. Ule kimi de sürün lan? Lan Mahmut. Siz nasıl oldu da bu delinin lafına bakıp buraya geldiniz, set kurdunuz? Siz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz beyim. Bu adam delinin tekidir. Daha neler yapar neler. Bak göstereyim size, bak. Şurada göstereyim size. Bak. Bak. Allah gari!
Abla bir bakar mısın? Abla biz buraya çalışmaya gelmişiz. Şerefsiz müteahhit de bırakıp bizi kaçtı. Paralarımızı vermedi vallahi. Abla memlekete gideceğiz. Yol paramız yoktur abla vallahi. Şimdi hakim bey, ben Bodrum'a gelirken valiz falan getirmedim. Eşyaya meşyaya gerek yok dedim. Buraya geldiğim zaman hani kalacak yer bulacağıma emindim. Sonra çantamı çaldırdım. Allah'tan Bodrum polisleri yakalamış kapkaççıyı. Bodrum'un her yerinde kameralar varmış. Her şey herkes izlenirmiş Bodrum'da. Hadi benim bilmemem normal. Yeni geldim. Nereden bileyim? Cumhur böyle bir şey nasıl bilmez anlamadım. Bre, yeri polisler yok mu yandım anlamı bir şeyle ha? Karakoldan dönerken Cumhur'a rastladım. Baktım yakışıklı adam, güzel adam. Kalacak yeri de varsa... Bure, neredesin? Gerek olduk ya biz. Direksiyon kontrolden beni aret dur aç herif. Kapat gel durum yoldayım. Bure yıllık. Daha sezonun başı mandalinler ufacık gönderdin ya karı yalıya. Gerek olmasın, hazır olmayalım burada aleme. Ula şşt, sana dert durun. Bir cevap versene bana. Nereye gelecekler? Git dedim mi git, gel dedim mi gel. Bundan sonra böyle. Bundan sonra kuyum yok. Efes yok. Karaada'nın çamuru hiç yok. Ben varım. Para var. Para varsa çare var. Malını kaptıran kaptırana. Senin de tuzun kurudu tabii. Bakan öyle. Ben? Zeytin aşıla. Portakalı ittir. Mandalineyi kaktır. Bahçede yatak yap. Onun gılı, öbürünün tüyü, uğraşıp durum anasını satayım ben bir kere. Ben sana net durum oğlum. Yol ve boşu ve go ve gitsin. Çocuk yapam et durum. Tarla desen burada yok. Yeni eş yaş et durumu. Yaşlının biriyle evlene kur da yaşı geç hayatını kurtara kur. Boş eve. Okşan gel kız. Ne yaptın orada? Ule, nerede çıkıp durur senin bu türkücü kılıklı? Bilmiyorum. Arayacağım, gidiveceğiz galiba. Boş ver onu. Benim mekana takılalım. Orası daha güzel. Sen bu aralar benimle takıl. İdol et oğlum kendine. Bak, bakıp durum haline, üzülüp durum. Üzülüp durum senin için. Kum balığı gibi düşünüp durursun. Niye yaranamadım? Bir kere ellevemedim bundan. Bir kere elleseydim benden iyisi olmayacaktı. Ve tam böyle diyecek, tamam diyecek. Benedet Duru evlisin sen falan filan falan filan. Ule evli olsam ne olur? Bu mekanın ortağıyım ule ben. Zaten karıyı kovedim, yol verdim, gidip Duru. Şimdi Burak olsun kellesini kayalara, tapok gibi Burak olsun. Benim gibi adamı kaçırdığına yansın. Sen de boşanacaksın oğlum. Sene de bakacağım. Bu gece de eve gitmek durursun. Ben de kalacağız. Sene de bakarım, sene de bakarım, sene de bakarım. Sırf bak, sırf Bora'ya satsam 5 yıl go veririz. Para varsa Range Rover, para yoksa Game Over, hiçbir şey yoksa go veririz. Anlattın mı beni? Ben zaten bunların aynısını Emel'e de anlattım. Neden? Yarcım, modernim, çağdaşlık içinde yaşet durum. Anlattın mı değil mi beni? Boşayacaksın oğlum o karıyı. Şşş! Ne yaptınız lan? Şşş!
kafadan kontekler, size de ettiririm. Alo. Ne yaptınız lan? Bacaklarınız tutulacak da akşam akşam bana iş çıkaracaksınız. Alo. Böyle sarhoş sarhoş bana iş çıkarmayın. Ne yaptınız? Uyana koyun lan. Ölüvereceksiniz burada. Yıkılıp gideceksiniz lan gari. Ellere bak gari, ana gari. Ule ne yaptınız? Esna mı içiyorsunuz burada? Şşşt! Ule uyanın! Allah belanızı vermesin. Ule ne yaptınız lan? Olumlama yapıyoruz Cumhur. Benimle mi? Olmasını istediğimiz şeyleri düşüncelerimizle oldurtturuyoruz. Asit olmaz öyle şey. Nasıl bir şey oluyormuş öyle şey? Her insanın bu gücü vardır. Ne yapıyoruz olması için? Olmasını istediği şeyi hayal etmesi yeter. Asit. Nasıl oluyor? Tam öyle değil Cumhurcuğum. Bir şeyi isteyerek oldurtman o kadar kolay değil. Çünkü bir şey istiyorsan onun arkasında aslında daha gizli bir düşünce var. O şeyin sende olmadı. Ve senin düşüncen hayatını, gerçekliğini yaratıyor. Sen olmadığını düşünürsen olur mu hiç? Biraz daha detaylı açıklamak lazım. O hiç bilmiyor ki. Bura ne içiyorsunuz lan siz? Ne içiyorsunuz da böyle oluyorsunuz lan? Şşş, bana bak, doğruyu söyle. Nasıl yapıyorsunuz lan bu kafayı? Sabah ben içtiririm. He, bana bak. Ne yapacağım ben şimdi? Olması gerekeni mi düşüneceğim? Öyle düşün sen. Dur bakayım, düşünelim bakayım, dur. Cumhur'un hayalleriyle rüyaları aynı. Gündüz hayal ettiğini gece rüyasında görürmüş. Belediye başkanı ile eniştesini yanında çalışırken görürmüş rüyasında. Bağırır çağırır fırçalar atarmış ikisine ule mule diye. Cumhur sadece hayalle yaşıyor yani. Artık olmaz böyle şey. Dışarı çıkamaz lan. Sizin gibi saf insanların zihinleri de temizdir, şuurları da. Bizim gibi pislenmemiştir büyük şehir dertleriyle. O masum insanlar bunu daha iyi bilir. Oğlum amına koyayım, pil mi taktırdın, makine mısın, ne biçim konuşturun oğlum, ne diyorsun, nerem saf lan benim. Sabahtan akşama kadar işim şeytanlık, onun bunun işiyle uğraşıyorum, nerem saf benim. Şş, bana bak, kendinize gelin lan. İkinize bir tane çakıvereyim, yıkılıp gidersiniz, bir tane fırın öyle, habur habur. Heh, şöyle adama bakayım, geçmiş olsun, kalkıver. İki rekat namaz kıl oğlum, abdest al böyle abuk subuk şeyleri ne uçturun. Ana gari, şuna bak, katlara koydu be. Vay 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 vay, gitti mi lan sen? Ne oldu şimdi, ha? Baba bak gari, bak hareketlere. Ana gari, ana gari. Hareketlere bak, hareketlere bak, bak. Görüntürü mü? Uyandırdık mı Kübra? Land will be like a before. Böyle de kinayesini yapar. Sizin çocuğunuz yok mu? Yorutma kağıdı gibi karın olursa, nah çocuğun olabilir. Ne çetin olur, ne tarlan olur. Babası buna 17 sene baktı, ben 18 senedir bakıp dururum. Ya bu işler böyle. Ondan sonra da ben senin geldiğin saati bilip dururum diyor bana böyle, kalkıyor oradan. Bana orada kinaye etme. Oradan bana kinaye etme. Yazık ya, yeni kalkmış bu. 18 senedir ben bakıp dururum sana. Aç çocuğum ha. Şeytanın Allah'ı bu. Açık söylüyoruz. Yıldızların altında söylüyoruz. Böyle yıldızların altında ne yapıyorsunuz siz burada? Sen başla. Meditasyon. Öyle meditasyonda falan olmaz. Hadi bakayım. Benim gönlüm sarhoş. Dur. Söyle be gari. Yıldızların altında. Oh, bu yana ne? Pasyona girer. Şarkı söyleyeceğiz. Mavi nurdan bir ırmak. Gölgede bir salıncak. Tanıştırıverim Kayhan. Necdet. Tanıyoruz zaten ya. Neslihan. Tanışın gari. Tanışın, kaynaşın. Uyanın he. Pasyondakiler. Uyanın. Şu garip halimden bilen işveli nazlım. Gönlüm hep sen yarıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, eceylan göl. Bodrum'da bazen bir günde zengin olabiliyorsun. Yıllardır işe yaramayan araziler bir yol yapılınca değerlenebiliyor. Ablası Asiye'ye bataklık diye bırakılan arazi altına dönüşüp enişte oteli yapınca, Cumhur'un ikinci derdi karısı Kübra'nın babadan kalma hiç malı olmaması olmuş. Üstüne Kübra'nın çocuğu da olmuyor. Sonradan görme İbrahim de öyle bir dolduruşa getiriyor ki Cumhur'u. Cumhur da öyle bir doluyor ki neredeyse Cumhur'un çektiği sıkıntının tek sebebi karısı Kübra'nın öksüz oluşu. Devam edelim mi? Düş yakamdan gari, düş! Sen ne iş yapıyorsun şimdi? Türkü barım var Hakim Bey, türkü bar işletiyorum. Bodrum'a ilk geldiğimde dönerciydim. Ben de herkes gibi önce Mahmut abiyi buldum. Mahmut abi beni de Cumhur'un pansiyonuna gönderdi.
Ethem abi çalıştığım dönercide döner yerken beni görmüş. Türk geceleri için türkücü arıyormuş. Cumhur'un pansiyonda kalmama da bir şey demediği gibi pansiyon paramı da o öderdi. Benim uyuşturucu işiyle hiç alakam yok. Ethem abi sayesinde, sesim sayesinde ve daha çok da Bodrum sayesinde para kazandım. Şimdi Türkü Bar işletiyorum, patron oldum. Tek hayal kuran Cumhur değil tabii. Teknede yaşamak, sahilde bir balıkçı lokantası işletmek, arka bahçeden domates toplamak, sütünü komşu teyzenin ineğinden içmek. Bu hayali kurmayanı görmedim. Necat abi de onlardan. Dükkanını açtıktan sonra kalan parasıyla bir tekne aldı. Cumhur'un pansiyonundan ayrıldılar. Fotoğraf çekmeye devam ederken Ethem Bey'in oteline de gidip fotoğraflar çekmişler. Necat abi çektiği fotoğrafları Cumhur'a gösterince Bodrum'da sezon iyice hareketlendi. Cumhur ortalığı birbirine kattı. Ben de Okan'ın adı karıştığı için oradaydım. Uyuşturucu içeri yönde iddialar var. Neler söyleyeceksiniz? Sen neler söyleyeceksin esas? Kim yapıttırır bunu? Bilitur'u mu? Kim yapıttırır? Ethem yapıttırır. Alo. Önce otelini çekiverin. Çekiverin bakayım. Ha, şimdi bana tut bakayım kamerayı. İzmirliler, Ankaralılar, İstanbullular gelmeyin buraya. Çocuklarınızı bu otele göndermeyin, siz de gelmeyin. Vitez'e gelin, Bodrum'a gelin ama bu şerefsizin oteline gelmeyin. Burada uyuşturucu içiliyor. Gençlerin mesajınız olacak mı? Ethem'den uzak durun. Ethem denen yavşaktan uzak. İşte gelip durun, gördünüz. Ethem Bey, iddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Allah senin belanı versin. Ethem Bey, iddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Allah sizin hepinizin belası. Ne diyeceksin lan şimdi iddialara? Ha? Ne diyeceksin? Uyuşturucusun sen. Rezil olur rezil. Aha bu da benim karımın kardeşi şerefsiz. Bununla beraber çalışıyoruz. Bu da uyuşturucu işinde. Bu ne bizim kız? Sen ne yaptın burada? Ya bizimle geldi abi. Nasıl bizimle geldi? Ya protesto için geldi. Ha onlar gibi mi çekip duru? Evet. Çekiyorsunuz değil mi? Sen de rezil edeceksin değil mi? Bunu gazetecilere vereceksin. Gelin bakayım gazeteciler. Size daha göstereceğim var. Gelin bakayım buraya. Gelin. Bir de bunu çek. Çek kız. Bizim kız. Çek. Görüyorsunuz mu? Bakın. Bu da bunun torbacısı. Anlıyorsunuz mu? Bu da buna getiriyor. Bu benim pansiyonda kalıyordu. Ben buna iş buldum. Döner kesip durdu. Gitti bu Ethem'in kıçını yaladı. Sonra otele geldi. Hesapta türkü söylüyor. Türkü bir gün söyledi. Yok. Esasla tuttururlar bunlar. Uyuşturucu simsarı. Anlıyoruz mu? Gazeteni falan görürseniz gazetin içi boş. Korsan bunlar. İlçemizin gururu, sevgili dostumuz Ethem Kızılağaç asılsız iddia ile tutuklanmış. Sezonun en hareketli günlerinde oteli mühürlenmiştir. Bu duruma sessiz kalıp sadece bir şiirimle cevap veriyorum. Yok artık. Dün sen başkalarının karanlığıyken çocukluğumun cennetiydin. Balığın soframın tadı, Meltem'in serinliğin, mandalin çiçeğin kokum, denizin umudumdu. Şimdi yok artık. Sarnıçlarından, kuyularından kulaşlayarak, sandalla bardakçıdan taşıyarak içtiğimiz su. Yok artık. Süngerin eriştenin kokusu, limanda 3-5 tekne, martı sesleri de yok artık. Yollarda nal sesleri, gece bekçi düdükleri, sabah şafak sökerken sokak lambaları da yok artık. Pazara giden fıtalı kadınlar, at sırtında kasketli beyler, taşlı topraklı yollardaki jipler de yok artık. Kışlık Hacı Molla, gözen yeni sinemalar, iskelede tavşan kanı çay, Raşid'in kahvesi de yok artık. Gelen kokulu damlar, kiremitli çatılar, çocukların sapanı da atacak, kafamızı vuracak, betondan başka taş da yok artık. İçin kuyumcu olarak değerlendirebiliriz. Deyonuz. Evet, çok güzel de. Bu İstanbul'dan geliyorsunuz değil mi? Ya siz ne yiyorsunuz, içiyorsunuz da böyle oluyorsunuz hepiniz? Bizim ağlımız yok mu ya böyle? Biriniz gelir, yok efendim söyleyeyim döviz bürosu yapalım, öbürü gelir banka yapalım, siz geldiniz kuyumcu. Peki, nedir teklifin? Yani burayı sen kiralamak mı istiyorsun, satın almak mı istiyorsun? Ya satılık da olabilir. Var mı sende 2 milyon dolar? Var. Nasıl var? Şimdi sen bu sene erkenden gidiyorsun buraya sahnenin yanına, eşyalarını toparlayıveriyorsun. Satıyorum ben burayı. Ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın ya? İşlerimiz açılıp dur kızım. Böyle mandalinaları satacağım da hippileri yatacağım da ne kazanacaksın? Sat durum ben burayı. Dükkanda sattım galiba. Ne yaptın? Sen ne dedin ne yaptın ne ettin? Senin mi mal benim? Alırım da satarım da. Bu bacağı nasıl tutturur lan? Sen bir tutturur mu? Dükkanı sattım. Sen ne? Ne diyeceksin? Lan ne dedin lan? Senin kulağını duyutturur mu lan? Duyutturur. Lan mal satılırmış mı? Satılır ama. Sen ne anlarsın mal satmadan? Çok iyi anlarım ben.
Bunun okulunda okudum. Sana ne? Ne anlarsın? Sen neden anlarsın? Sen neden anlarsın? Öyle bana bak. Sen iyice şerefsizliği ele almışsın. Ya bana bak. Bir tane böyle fırın verin. Sen iyice şerefsizleşmişsin. Senin önün git. Alınmaz. Ya siktir git. İç. İç kılıklı. Sen yakında kendini de satar, pazarlarsın, sen beni para karşıma... kazanırsın. Ne yakında sen kendini de pazarlarsın. Ne, sen ne vurdurun? Ne sen beni? Sen beni ne? Sen beni! Alo, sırma çek. Sen ne yaptın oğlum ya? Nedir bu tişörtler, kartpostallar? Abi şu çıplak popolu olan. Necip abi, özellikle giydim ben üstüme. En çok bu satıyor sabahtan beri. Diyorsun. Karımın poposunun resimlerini satarak çok para kazanıyorum hakim bey. Öyle böyle değil, acayip iyi satıyor. Böyle bir duruma inanabiliyor musunuz hakim bey? Merhaba Efe. Oo, merhaba Efe. Bakalım oğlum, aksan çok güzel konuşuyorsun. Oh. Ben sana ne söyleyeyim İstanbul'da? Bodrum'a ilk geldiğimizde her şey çok güzeldi. Kafamız da güzeldi. Ben sanatçıyım. Fotoğraf çekerek hayatımızı kazanmayı planlıyordum. Ve ilk gün ilk fotoğrafımı çektim. Benim salak matbaacıda çektiğim fotoyu beğenmiş ki kartpostaldı, tişörttü, ne bulduysa basmış. Halbuki biz fantezi yapıyorduk. Tekrar sipariş verdik. Kargoya gittim. Bodrum'un da en cavcavlı zamanı. En hızlı günleri. Hiçbir yerde su yok. Abicim şunların haline bak ya. Ne biçim kargo abicim bu böyle? He? Abi sorma başımıza geleni. Gecenin üzerinde su var, bir geliyor, bir gidiyor. Abi Bodrum su bulamıyor. Millet yıkanacak, su bulamıyor ki ya. Abi bu mevsimlerde böyle. Turist bastırıverince bu sezonun içinde... Zaten memlekette doğru düz su yok. Ya ne edeceğim ben galiba, ben de bilemedim. Abicim sen bana aynı lafları söylüyorsun. Yok benim mallarda, yok şeyde, bilmem neydi. Abicim ben de aynı şeyi söylüyorum işte. Gece gelen su tenteden sızmış, kamyona girmiş. Abi delireceğim. Vallahi delireceğim. Kim ödeyecek abi bunları peki? He? Abi sen rahat ol. Canım abim benim. Sen rahat ol. Sıkma abi, canını. Sen rahat. Gel bir çay söyleyeyim sana, bir otur bakalım, bir rahatla ya. Geçen gün buradan kovaydım garada ya. Takıl durum böyle, biraz yem aldım. Böyle bira mira takıl durum. Böyle baktım sahile, iki üç tane gancı yatık gider böyle sahilde. Üyelerim bir kere dalı veren ben. Sen de 17 metre, sen de 32 metre böyle bir kovaydım suya. Böyle daldım gittim bir tane kaya. Kayanın gibi öyle sığınıverdim, saklanak oldum. Böyle. Ule bir baktım bir tane kara lağız, bana baktı duru. Ule dedim, İbrahim Efe'nin dans olur mu? Hemen ne yaptım? Hemen erzaklar da yanımda tabii. Kuru verdim zıpkını. Çak! Kovedim alnının böyle kabağına, tek atışla böyle bir vurdum. Balık şaşırdı kaldı. Edit duru, edit duru. Dedim hindi ne olacak? İbrahim Efe'nin dans olur mu? Balık hala bana böyle yaptırır bak. Yaptır hani nereye gideceğiz gibi dedim, yukarı yukarı. Kayağa gideceğiz, kayağa. Sonra ne oldu? Bil bakalım. Ne oldu sonra? Ne oldu lan Allah'ın yılı, ne oldu? Anenin cebi oldu. Ne olacak? Ne yutturun ya sen bana? Sen bana yutturun ya? Sana yutturun ne var lan? Çok mu komik? Komiksin tabii, ona yutturun. Şşş! Sen karışa goma. Sen karışa goma. Nasıl komik? Komik nasıl oldu lan? Komik işte. Komik? Nasıl yani? Anneğin cebi gibi. Komik komiktir lan. Palyaço muyum le ben? Palyaçosu tabii lan. Bodrum bir sirk, sen içinde palyaçosun. Korktu mu kız? Korkma, korkma.
Böyle sıkı dostlar arada bir böyle birbirlerine oyun ederler böyle. Hastayım. Takılıp dururuz biz. Hastayım. Efeyiz biz Efe. Efeler takılıp durur. Alemlere akıp dururuz. Bak mekana. Bak mekana. Bora var benim. Kübra bak yaşın genç. Benden sana hayır yok. Bak ben sana değiverim. Yaşlının birini bulursun. Parası pulu olan. Benim ekonomik durumum ben öyle sen bana bakma. Ben ne yaptığımı bilmedim durumda. Yazık sana kızım yazık. Benden sana hayır yok. 50 bin dolar kapora aldım. Çek verdi. Pazartesi günü bozdurduk durum. Noterden böyle kapı gibi anlaşmam var. Görecekler günlerini onlar. Dükkanı sattım. Ankara'dan biri geliyor. Evi de sattırım. Sattırım öyle. O boşu razıya alacağım. Oteli de alacağım. O eten var ya. Eh gari görecek otel nasıl yapılıp durur. Bodrum'u görecek otel nasıl yapılıp durur. Sağ piyasamaz. Şunun haline bak. Gördün mü? Dal geldi dal gelip durur. Akşama kadar. Taşı toprağı aklında tut. Ondan sonra gel burada bitti turistlere anlat. Ne o rehber. Aç köpek. Ule Cumhur. Okan çocuk. İyi çocuk. Ne istedirin garibanda? Mesele de bu ya gari. Gariban değil oğlum bunlar. Gariban değil. Talihsiz bunlar. Talihsiz. Talihsiz bunlar oğlum. Şunun haline bak. Bunun sırtında çanta. Ablası evde süpürge. Ne yapıp dururlar? Bir aleme bak bir bunlara bak. Gup kuru sülale. Hiçbir işe yaramazlar. Boşet durum zaten ablasını. Al. Bu da öbürü. Bu da bak gördün mü? Bu da heykeltıraş. Bu da böyle akşama kadar heykellere bakar. Elinde bir tane kamera var. Almış böyle kendini çekip durur. Kameraya konuşup durur. Evet. Hepsi benim evde. Deri dolu. Böyle taşla, toprakla, heykelle. Adam olaydı Bodrum. Gale adam olurdu. Gale, taş, toprak, heykel dolu durur. Ne oluyor? Millet acından ölüp durur. Bunlar ne diyor? Bana şuna bak. Yıkıntı arıyor. Ne bulabileceksen. Merhaba. Selamlar. Aleykümselam. Nedir durum? Şimdi ben buranın dükkan sahibiyim. Geçen sene kiraya verdiydim ben burayı. Ama benim kiraya verdiğim dükkan bu dükkan değil. Kiracım da siz değilsiniz. Ne diyor bu ya? Ben şunu diyorum. Ben buranın dükkan sahibiyim. Geçen sene Osman Çapan'a kiraya verdim ben burayı. Siz tanıyor musunuz Osman Çapan'ı? Evet, tanıyorum. 3 ay önce de noterden protesto gönderdim. Bugün kiranın son günü. Ama geldim baktım dükkan hala dolu. Anladığım kadarıyla da siz ondan kiraladınız burayı. Evet, biz kiraladık. Ne zaman kiraladınız? 2 ay evvel. Peşin para verdiniz. Evet. Tabii işler kötüydü, parayı da aldı gitti.
Laf uzamasın, durum şudur. Ben bu dükkanı oğluma alacaktım. Yazları hem o dursun, hem bayim olsun, hem de yazın geldiğimde boş durmayayım, para kazanayım diyor. Ama olmayacak bu iş Cumhur. Benim oğlan seni araştırdı internetten. Gazetede haberlerini getirdi önüme. Bu eniştenle olaylar beni bozar. Benden alacağın parayla o araziyi falan alamazmışsın zaten. Neyse, bizim başımızı ağrıtırsın sen. Şimdi benim oğlan yarın oraya tatile geliyor. Bir hafta kalacak. Kaparo'dan aldığın 10.000 dolar senin göz hakkındır. Kalanını oğlana ver. Parasız kalmasın oralarda. Bizden sana bir zarar gelmez böyle olursa. Birkaç gününü aldık. Kusurumuza bakma artık. Nedet durun lan sen. Nedet durun lan sen. Ne kaparası lan? Ne senin oğlan, ne tatili lan? Ne eniştesi lan? Sen kimle konuştun lan? Etenle mi konuştun sen? Lan sen benden aldın oğlum bu dükkanı. Ben sattım sana. Sana ne lan? Gönder benim paramı. Gönder lan. Almıyorum diyor ya. Odet durun. Cumhur eski kafa. Yani kafası eskide kalmış. Her şeyi eskideki gibi istiyor. Sevdiği müzik de eski, kıyafetleri de. Kafasındaki Bodrum da eski Bodrum. Değişimi bir türlü anlayamıyor. Mesela ne Bodrum'da eskisi gibi para kazanılıyor, ne de oteller eskisi kadar değerli. En önemlisi Cumhur olan biteni anlamıyor. En iyi arkadaşım dediği İbrahim'in halini gördün. Mahmut abiden niye nefret ettiğini anladığımda çok şaşırdım. Okan, pansiyona sorar mısın ha? Ne dedi? Bir sorar mısın? Ya siktir lan, neyini soracağım? Ne oldu? Dinlediniz ya. İnanmıyorum, inanamıyorum ya. Ne inanamıyorum? Sapkın huylarım varmış. Hayalden başka bir şey değilmiş bütün planlarımız. Buna senin yüzünden benim başıma ne geldi? Sapın tekisin tabii lan sen. Abi niye sinirlisin? Ne oldu? Ne oldu diyor oğlum? Benim başka kalacak yerim yok. Burada kalmam lazım. Nerede kalacaksın? Buna mı kalırsın burada lan? Senin yüzünden benim başıma gelmedik. Sen benim başıma ne geldi biliyor musun lan? Senin yüzünden dükkanı satıyordum, satamıyorum lan. Seni çektin o salak fotoğraflar yüzünden. Şşt! Sana ne tuturum? Sen benim başıma ne geldi? Bir tuturum mu? Ha? Bir tuturum mu? Burada mı kalacaksın sen? Nerede kalacaksın? Ha? Nerede kalacaksın? Kalacak yer mi kaldı? Nerede olsa kalırım abi. Ulan boya benim diye sattım ben bu arada. Halkımızın için kaynağı, Bodrum Mandalinası. Dedelerimizin, babalarımızın mirası,
Cumhur abi. Hakim seni soruyor, mahkemeye gelecekmişin. Ne yapacak lan beni? Asıversin Ethem'e. İdam, kov etsin. Aa, bilmiyorum. Hakim illa gelecek diyor. Ya da avukatın gelecekmiş. Yoksa hakkında aramaya mı çıkacaklarmış? İyi, avukatım İbrahim benim. Al götür onu. Ne otur le? Mahkeme başladı mı? Ya sabahdan başladı ya. Ne yaptın le Ethem'i? 20 yıl 20 kodeş. Vallahi bilmek doğru da en son işte Türk'ü çocuğun ifadesini alıyordu hakim. Le, bana bak sen dağlardan kalk gel buralara sahillere. Esrarı sat. Kokaini poşetle. Ondan sonra adam olacak. Oğlum onu da tutuyorsun. Selam söyle hakime. Ula bu Ethem gibiler yüzünden Bodrum yaşamaz ne gari. Ne kadar yabancı varsa doldur da oğlum bu otele. Hepsini otelinde çalıştırıyor ya bu çakal. Ne yaptılar lan Bodrum'u? Ne yaptılar lan Bodrum'u? Yabancı doldurdular lan. He? İstemek dururuz oğlum biz yabancı. Biz kafamızı dinlemek istiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Nasıl polisler bunlar? He? Vereceksin odunu, vereceksin odunu. Bunların başka bir şeyden anlayacağı yok. Bunlar kafamızı ne işletiyor? Griz bunlar yüzünden fırtıyor zaten. Bodrum'un kışlarını da çok duymuştum. Hakikaten yazından daha güzel. Odun, mandalin ve denizle karışınca çok güzel bir kokusu var. Kışın Bodrum'da yaşamak sanat bence. Bodrumlu bile zorlanırken kış aylarında... Dışarıdan gelenlerin işi çok daha zor. İlk defa geldiğim Bodrum'da ilk defa kışını gördüm. Yazı senin olsun. Sen yazına aşık oldun Bodrum'un, ben kışına. Allah da izin verirse artık buradayım yaz kış. Bodrum'un çehresi kış aylarında çok değişiyor. Bir de Cumhur'u görmeni çok isterdim. Burada böyle denize girtiyorlar, burada lamba da yaptırıyorlar. Böyle bildiğin gibi değil ya. Yazın bir kere misafirim olun yerin. Ben de bir de 140 beygir domuz gibi bir makine var. Böyle oradan böyle nazım edimim 4 dakikada Yunan adasındayız. Ura girip çıkmak bizim için hiç problem değil zaten. Biz yazın ora alışveriş yapmaya gidiyoruz zaten. İbrahim Efe'nin tereyağından gül çeker gibi bu işi halledemeyecek. Bora aslında benim mekan. Ama bu yıl gülüz beni fırdı bir kere. Böyle nasıl diyeyim ben size? Para gitti ama paranın geleceği yerler var. Yazın ben burada patlı olurum. Kışın bekçi. Burası Bodrum. Olur böyle şeyler havada. Kişini gidin ve her şeyi ayarlayıveren daha ilerleyen saatlerde yine bu konuyu hassas bir şekilde görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hürmetler. Hürmetler. Benden haber bekle, haber. Bak ben sana diyorum, bak. Kurtuluş Günü diye bir film var, hani izlediydik, hatırlattın mı? O filmin aynısını ben çevireceğim indi. Kurtulacağız! Nasıl bizim canavarın durumu? Canavarın durumu iyi İbrahim abi. Güzel. Yarın erken saatlerde benim arabamı hazır edip koyacaksın. Büyük patronun haberi var mı abi? Problem olmadı sonra. Ya nasıl konuşup durursun sen? Ha u ha ben. Sen kendi işine bak. İstanbul'dan misafirlerim geldi. Yunan adasını oraya bal tutmaya götüreceğim bunları. 50 milyona gider gelir mi bu? Gider gelir abi. Tamam. Ben sana yarın 50 milyon vereceğim. Buna tamam. Benzin koyacaksın, hazır edeceksin. Erken saatlerde benim oraya hazır. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. Hadi kolay gelsin. Balık var orada balık. Balık 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 balıkçı. Yeni mercan var burada. Bak ızgarlık dağılık, ızgarlık dağılık balıkçı. Kardeşim mercanı kaçtan veriyorsun? 50 milyon abi. Nasıl olur ya? Her yerde 5 milyon bunun kilosu. Burada kasanla beraber 50 kağıt. 25 kilo balık var orada. Taze mi bari balık? Hindi geldi daha oynat durur. İyi. Alalım o zaman. Al bakalım. Eyvallah abi. Yalnız senden bir ricam var. Bunu arabaya atar mısın? Hemen ayarlayıveren. Hadi bakalım. Çekil. Ulan Efrem ne yaptın? Koca kasaya verdiler 2000 lira geliyor kilosu. Ne yaptın lan? Karışma benim işime. Balığın büyüğünü tutacağım ben.
Bu para lazım bize. Bu parayla benim ortağım sürat teknesinin benzinini dolduracak. Akşama ne yiyeceğiz? Sen bunu al ago. Barakaya giderken yumurta al, bir şeyler al. Bugünü idare edek o. Yarın paralar gel durur. Balığın büyüğünü tutacağım ben, büyüğü. Hadi tezgah aç. Balık var, balık, balık, balık. Hayır, Mehmet Bey, sen oranın ortağı değilsin lan. Bekçisin orada, manyaksın lan. Ya şimdi bir tane atacağım. Balık var, balık, 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 balık ökçüğü. Aç tezgahı, aç. Oradan alacağım, böyle bora getireceğim. Siz Cumhur'un kayında bekliyor olacaksınız. Balık tutar gibi. Bordan Sayın abimi indireceğim Singa'ya. Oradan ben böyle devam edeceğim. Siz de balık tutar gibi takılıp durursunuz orada. Ondan sonra siz bordan benim mekana gideceksiniz. Oradan da Sayın abim artık arabana nereye istiyorsanız götürürsünüz. Peki bu kadar büyük arazi başımıza bir iş gelmesin. Nasıl yapacağız ki? Bodrum Bora. Ayarlarım ben onu. Böyle Bodrum. Bir körfezin cinsinde ağzındadır. İnsan oğlunun yani insan cinsinin müstakbelde asıl turizm yapacağı yani tatil yapacağı yer orasıdır. Çünkü tam insan boyundadır. Herodot, Ergut Reis, Neyzen Tevfik hep Bodrum'un yetiştirdiği insanlar, hep hoş insanlardır. Demiş Cevat Şakir Kabaçlı. Kendi sesi bak bu. Ödevim için buldum. Kızı verdi İsmet Hanım. Söz verdim kendisine. Bodrum'a değer veren herkese dinleteceğim. Unutanları hatırlatacağım balıkçının sesini diye. Bir de İbrahim'le Cumhur'un haline bak. Acaba bir kere alıp okudular mı Cevat Şakir'i? Bir kerecik okusalardı bu yaptıklarını yaparlar mıydı Bodrum'a? Tarihteki bütün talanlar, kuşatmalar bu yapılanlar kadar zarar vermiyor Bodrum'a. Benim aklım kesmez bu işleri, yokum ben bu işleri. Kanca beraber, kanca beraber. Ya hadi git. Delinin tekiyim ama polis bile benim ayağıma geldi. Lan görmedi durumu. Kanuna karşı gelmem, trafik suçum bile yok benim. Aman diyeyim sen kanuna karşı geleme. Ama sen burada otur, paralar gelir senin cebine girek o. Trafik borcun olması için araban olacak. Motorun olacak. Cumhur Efendi. Balık yemekten bıkmadın mı oğlum? He? Dükkanın vergi borcundan dükkanını açamet durursun. Evin parasını yedin. Karı da kaçtı. Şimdi ne yapacağız oğlum? Bana de ki şunu yapacağız İbrahim de. Ben çıkış yolu bulmaya çalıştırırım. Bal yemekten bıktım oğlum. Halimize bak lan. Şu halime bak oğlum. Leş gibi kokuturuz. Balık kokturuz. Güzel yaşamak istemek durumu musun oğlum? He? Mekanda patrondum. Şimdi bekçilik yaptırırım. Birbirimizden farkımız mı oğlum bizim? He? Bir kere de beni dinle lan. Ne zaman dinleyeceksin oğlum beni? Tamam sakin olacağım, kızmayacağım. Ama tutamet dururum kendimi. Yeter gari. Balık kokturuz oğlum. Bodrum mandalinası. Kızlara, oğlanlara çeyiz, okul ekmek parası, halkımızın geçim kaynağı Bodrum mandalinası. Cumhur'u meşhur hayalleriyle rüyaları kurtarmış. Mandalinli rüya. Rüyasında Fatma Satı, mandalin festivalinde şiir okuyormuş gene. Devletin başı bize kordelayı uzattı. İbrahim dönüp bakmadı bile. Arabasına koştu, ben de arkasından gidecektim. Ama bir tez belediye başkanı beni öpünce vazgeçtim, kordelayı kestim diyor. Olaydan bir gece önce böyle bir rüya görünce korkmuş vazgeçmiş İbrahim'e uymaktan. İnanmadım, hayret ettim. Bu cumhurdan bu karar. Sonra da mahkemeye geldi. Ben 6 ay sonra ilk defa gördüm cumhuru. Ana gari şu hale bak. Herkesler de burada, herkesler de. Oy, oy, oy. Hacı Hacı Mekke'de deli deli dakikada bulunmuş şunların haline bak. Allah! Onlar sizde mi burada? Ulan o ne köpük öyle? Ne olup duruyor lan burada? Sen gitmedin mi kızım hala buralarda? Ne yaptın ya bizim kız? Ana yarı. Ne yapıyorsun lan? Uyuşturucu acili. Üflüyor mu arabayı?
Ana gari, kim ne var burada? Sen ne yaptın kız? Sen de gitmedin mi de gari? Vay vay, vesika mı çıkarttırıyoruz bunu? He? 6 aydır görmüyorum Cumhur'u. 6 aydır zor tutuyorum gidip konuşmamak için kendimi. Bu kadar ne yaptığından bir haber yaşayan bir adam nasıl olur? Bodrum'a geldiğimde hamile değildim. Şimdi karnım burnumda. Bir de bana kız ona göbek öyle diyor. Kısmet bugüneymiş. Allah'tan hakim hemen geldi de beni kaldırdı. Evet. Nerede kalmıştık? Annem gelmiş yıllar önce. Bodrum'a aşık olmuş her genç kız gibi. Cumhur da çok yakışıklı o zamanlar. Bunlar aşık olmuşlar birbirlerine, evlenmeye karar vermişler. Cumhur'un askerliği gelmiş, askere gitmiş. Annem de asker yolu bekleyecek. Neyse sonra Cumhur askerden dönmüş. Annem de Bodrum'a, büyük kavuşma. 25 sene önceydi Hakim Bey. Ama ne buluşmaydı, ne büyük aşktı. Anası 15 gün durdu gitti. Gidiş o gidiş, bizim Cumhur dellendi mi dellendi. 15 gün sonra annem demiş ki, bu iş çoktan bitti. Ben zaten sen askerdeyken karar vermiştim. Ama sen üzülürsün diye söyleyememiştim. Yoksa çoktan bitirmiştim demiş. Mahmut abi, annem neden mektup falan yazmamıştı? Gelmiş bir de 15 gün kalmış burada. Siz Bodrum'un girişindeki yazıyı biliyorsunuz. Esasında bizim kızına nasıl Bodrum'a aşık olmuştu? Cumhur mumur bahane. Aşk Bodrum'a Hakim Bey. Cumhur da bunu bilip duru. Ondan unutamet duru bizim kızın anasını. Neyse, 15 gün sonra annem diyor ki ben gidiyorum elveda. Cumhur'u beklediği günlerde de işte bu kaza örmüş ona. Sonra Cumhur da fırlatmış suratına kaza, bağırmış çağırmış. Bu gidişteki son birleşmeden sonra da tohum olarak bizim kızı götürmüş. Hakim Bey, ben o resimleri çok görmüştüm ama kaza maza dikkat etmemiştim. Neyse, bizim kızın anası geçen sene kanserden ölmüş. Peki annen ölmeden önce babanla ilgili en ufak bir detay veya bir ayrıntı sana söylemedi mi? Pardon, bu soruyu sormam gerekiyordu, özür dilerim. Ben annem ağlamıyorum ki. Senin de baban Cumhur çıksa sen de ağlarsın. Ah be Okan! Nasıl girdin sen o eve ya? Mahmut abi, o ev benim artık. Cumhur dükkanı satılığa çıkardıktan sonra pansiyonu da satılığa çıkardı. Ben de dedeme dedim ki al bu evi. Dedem de satın aldı. Zaten bir hafta 10 gündür uğradığı da yok Cumhur'un. Cumhur'un o evde işi yok. O ev benim artık. Çok aşıktım Cumhur'a ben. Bir tez yalısına gelirlerdi bizim kızın annesiyle o zamanlar. Mahmut abi de vardı yanlarında hep. Mahmut abi de aşıktı bence bizim kızın annesine. Gizli gizli bakarken görürdüm. Cumhur öğrendi sonradan. O gün bugün konuşmazlar. Cumhur o yüzden nefret eder Mahmut abiden. Mahmut abi, annem sana da kazak ördü mü yoksa? Yok deve gari. Ne unutturur burada Hakim Bey ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada Hakim Bey? Benim eski kırıklarımın muhasebesini mi yapıttırıyorsunuz? Bu uyuşturucu tacirinin davasına mı bakıttırıyorsunuz? Ayıp unuttur ama ha. Sen ne dedin kızım? Ne babası, ne kaza, ne davası, ne dedin sen? Al sana çocuk. Çocuğu olmuş da yıllardır haberi yok. Hakim Bey yıllardır bana yapmadığını bırakmadı çocuğum olmuyor diye. Çocuğunun çocuğu oluyor, dünyadan haberi yok. Hakim Bey benim ne bununla, ne bunun yanındakiyle, ne karnındakiyle, ne onun yanındakisi bile hiçbir alakam yok. Ama bunları nasıl biliyorsun öyle yapsın? Ben buraya keyif yapmaya geldim şu hale bak. Senin neyle alakan var? Neden haberin var sanki? Allah'ın cumhuru. Hakim Bey, aldı 50.000 doları da 15 günde yemiş mi? Bizi arıyorlar Cumhur'u vuracaklar diye. Hümeyne tur kasacak. Bir hafta Hakim Bey. Bir haftada yedik bütün paraları. Rodos şövalyeleri Bodrum'u kuşatmak için geldiklerinde Artemisia askerlerini geri çekmiş. Limanın içine giren Rodosluları arkadan askerleriyle çeviren Artemisia ve askerleri Rodosluların gemileriyle Rodos'a dönmüşler. İçinde de Karyalıların askerleri varmış. Rodoslular da bizimkiler seferden zaferle döndü diye kapıları açınca Karyalılar Rodos'u ele geçirmişler. Karya Prensesi Artemisia 1, Artemisia 2. Eski Bodrum'un kadın kahramanları, kadın kumandanları. Cumhur'un ablası yani benim hala Asiye de onların kanını taşıyor. Hızır gibi yetişmiş. Emniyet müdürü Süslü Celal'i almış Cumhur'un dükkanına gitmiş. Cumhur'u talana gelenlere iyi bir ders vermişler.
Hakim Bey, bu yok halimizle Cumhur'un yediği 40 bin doları da ödedik biz. Tam sezonun ortasında otelimiz kapandı, hala da kapalı. Bu sene otelin işletmesini sana vereceğiz. Al işlet bakalım nerene kaçacak. Hakim Bey, beni çağırmışsınız ama buranın havası beni hiç şey yapmıyor. Ben gidebilir miyim? Allah razı olsun aşkına. Benimle bir işiniz var mı sizin? Cumhur Paşa, otur bakalım yerine. Kabaça, gel kürsüye. Ben Okan'la Kübra'nın babasıyım. Dolayısıyla da Cumhur'un kayınpederiyim. Yıllar önce bu adam iki çocuğunu, analarını ve Bodrum'u terk edip bir Alman'ın peşine takılıp oraya yerleşmiş. Çok pişman. Yaptığı hatayı anlamış, dönmüş Bodrum'a yuvasına. Neyini beğenmedin de gittin paşam? Cennetti o zamanlar buraları. Eşek kafa Hakim Bey, Bodrum gibi cennet varken başka yerlerde cennet aramaya gittik. Sen de görmedin anneciğim Bodrum'un o halini. Ben buralı olduğumu öğrenince daha da geniş araştırdım. Daha da eski resimler buldum. Zamanında kaleye saldıranlar şimdi turist olarak gelip geziyorlar kaleyi. Ne kadar enteresan değil mi? Balığını kendi tutan kendi yiyen, mandalinasını portakalını satacak yer olmadığı için dalında çürüten küçücük kasaba ve insanları. Limanda küçük karakol binası, yanında askerlik şubesi, bir odası da lojman. Dükkanını kitlemezmiş kimse. Öğlen yemeğine giderken kapıyı kapatmak en büyük ayıpmış. Sandalyeyi kapıya koyup yemek yemeye gidermiş esnaf. Bodrum sürgün yeriymiş o zaman. Şimdi millet buralara gelmek için sürünüyor. Üstadların üstadı, balıkçılar balıkçısı gelmiş 1925'te. Okaliptüsleri, palmiyeleri dikmiş. Denizde balıkmış, karada ağaç rahmetli Halikarnas balıkçısı. Çok sevmiş Bodrum'u, Bodrumlu da onu. Balıkçının zamanında han hamam olan yerler şimdi altın değerinde. Cebinde tohumlarla gezermiş, oraya buraya serpermiş ebboyları, begonvilleri. Yurt dışından getirdiği küçücük tohumları toplu iğnenin ucuyla toprağa dikermiş. İstiklal Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'in anısına bütün ana babalar Cumhur koymuşlar çocukların adlarını. Cumhur'un dedesinin adı da Cumhur'muş. Çarşıdaki dükkanda berberlik yaparmış, diş çekermiş, kavgalarda patlayan dudakları, kaşları dikermiş, sünnet bile edermiş. Dünyanın yedi harikasından biri işte. Ben bu davayı çok seviyorum da, onun için böyle sessiz kalıp hepinizi dinliyorum. Bodrumlu'nun davası gelmez oldu artık mahkemeye. Ya Bodrumlu çalışmıyor, ya Bodrumlu Bodrum'da değil. Bodrumlu kalmadı artık Bodrum'da. Kabaçam yıllarca çalışıp biriktirdiği paralarla bir arazi almış çocuklarına, kendisini affettirmek için. Hani şu sizin meşhur boş arazi. Bana sordu, ne yapayım? Eski adet, kızıma mı bırakayım yoksa oğluma mı? Ben de size soruyorum. Kızına mı bıraksın Cumhur? Mal senin olur, ne diyorsun? Bıraksın da gör bak ben sana neler ediyorum. Kayınbirader haklı Cumhur. Sen de mal sahibi damatlardan oldun. Oğluna bırakırsa kızın bu işte karlı. Kızına bırakırsa mal gene senin. Bak gördün mü? Kurtulayım diyorsun, kurtulamıyorum mallardan. Cumhur, aralarda birkaç not almıştım senin için. Onu sana okuyacağım. Cumhur Paşa, toparla gari kendini. Hadi mi gari? Bodrum'da çok şey değişti. Gitti gari çalışmadan para kazanmak. Askeri, polisi, hakimi ne kadar çalışıyorsa senin de o kadar çalışman lazım. Benim gördüğüm kadarıyla daha uzun yıllar bütün Bodrum çalışacak ama para kazanamayacak. Hadi mi gari? Her şekilde yırttın sen. Çocuğum olmuyor diye yıkmışsın ortalığı, al sana çocuk. Üstüne üstlük birkaç aya kadar da torun geliyor. Mala mal demiyorsun. Evini sattın, paraları yedin, ev yine senin. Yıllardır bir arazinin peşindesin. Ona buna yalan attım benimdir diye.
bir kuruş vermeden her durumda arazisi. İster otel yap, ister konser verdir. Arazi? Nerede bu? Bodrum'da mı? Bitel'de. Aman başım selamet. Çök etmeden çıktım da halelim. Aman başım selamet. Vitez'de yalısına varmadan halelim. Aman koptu kıyamet. Okan kocam aynı zamanda Cumhur'un damadı, aynı zamanda da kayınbiraderi. Cumhur hiçbir şeyken bir anda hem baba hem dede oldu. Yani herkes herkesle akraba. Yaz kızım, karar. Enişte etem kızıl ağaç. Kayınbirader Okan Kabaçam. Türkücü Taylan ölmez. Otel müdürü Mahmut Apak'ın üzerine atılı uyuşturucu bulundurma suçlarından beraatlerine. Bu kadar insanı ve mahkemeyi lüzumsuz yere meşgul eden Cumhur'a verdiğim cezayı okuyorum. Hakim Bey, seni de kandırttır bunlar. Bunların oyunlarına gelme. Gama bunların oyununa. Bunlar şeytan. Yapma, etme Hakim Bey. Ne diyorsun sen bana şimdi? Bodrum'a bu sene toplasan 5 tane turist geldi. Bunların ikisi benim akrabam. Bunu mu söylettin Hakim Bey sen de? He? İkisi bu kıçı açık karıyla, kertenkele kocası. Öbürü bu türkücü kılıklı. Diğeri kızım, öbürü de hısmım. Bunu mu söylettin sen bana? Yapma Hakim Bey, etme. Allah adama sıralı dert verir bu kul işi. Bu ne bana bak? Kamera şakası mı yaptırdınız lan beni? He? Film işine mi girdiniz? Film çekildiniz? He? Herkes böyle birbirine kol kanat. Ha Hakim Bey. Bu ne Ethem? Senin işin değil mi bu? Böyle kendini yırtacaksın diye ha böyle işten komple kurtuldun değil mi bana? Hakim Bey, ben bunu başında da söyleyeyim. Bunların işleri güçleri bana komple kurmak. Gelme bunların oyunlarına Hakim Bey. Getirin kınaya kalın. Yetmese biraz katalım. Getirin kınaya kalın. Yetmese biraz katalım. Bu gelinin sözü tutalım. Bu gelinin sözü tutalım. O gelin, o gelin. Kınan kutlu olsun. Hem orada hem burada dilin tatlı olsun. O gelin, o gelin. Cumhurpaşa, tüm Bodrum'a örnek olsun diye tek cezayı sana veriyorum. Seni ömür boyu çok çalışmaya mahkum ediyorum. Sermayen de yitirilmiş tüm Bodrum değerleri anısına bahçendeki mandalina olacaktır. Cumhur torunu oluyor diye mi? Beni mi sevdi? Yoksa yıllar sonra çocuğu olduğu için mi devamlı benle beraber? Bilmiyorum. Alışmaya çalışıyoruz birbirimize şimdilik. Okan'ı ablasının yanına gönderdi. Sokmuyor şimdilik eve. Beraber benim evde kalıyoruz.
Boğacılık da ne olsa ev ikimizin. Boş araziyi babası Kübra'ya bıraktı. Cumhur'un oradan da malı var sayılır. Kübra Ethem'le anlaştı. Ortak oldular. Beraber oteli büyütecekler. Kübra'yı çok seviyorum ve onun için çok seviniyorum. İlahi adalet. Onun da yüzü gülecek artık, şükürler olsun. Aşk olsun veren anayı. İşte böyle bir yer anneciğim Bodrum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Gizli gizli çok kızıyorum sana aslında. Bir maceranın çocuğu olduğum için kendimi çok yalnız hissederdim. Ama Bodrum'u tanıyınca anladım ki haklıymışsın. İnsanın aklını başından alıyor. Şükür ki bana çok cömert davrandı Bodrum. Sanki davet ediyor beni, gel burada yaşa. Evse ev, babaysa baba, kocaysa koca, çocuksa çocuk diye. Her şeyi verdi bana. Hepimiz oradayız. Hepimiz çok seviyoruz seni. Bu arada torununun adı Ege. Senin yaptığın hatayı neredeyse ben de yaptım. Ama memleketimde kalacağım. Orada büyüteceğim Bodrum'la Ege'yi. Babasıyla, akrabalarıyla. Sen de olsan bunu tavsiye ederdim mutlaka. Ben bir Bodrum dersi için geldim Bodrum'a ama ben mi Bodrum dersi hazırladım, Bodrum mu bana dersi verdi, artık hesabını sen yap. Başucunda dursun. Arada bakar, hasret giderirsin. Nejat ve Nihan borçlarının bitmesini bekliyorlar. Önümüzdeki yaz sonunda ancak bitermiş, yani daha buradalar. Bir daha da Bodrum'a uğramam diyor Nejat abi. Kendine ait araziyi satıp paraları biraz da yiyince bekçilik yapıyordu. Satılık mı, kiralık mı arkadaş bu dükkan? Bu ne dükkanmış? He? Bana bak la, bir dondurmacı gelmedi duradı. O da geldi hem de kış günü. Ali, gelen de Ali. Böyle hoş geldin. He? Ne yaptın bakayım sen? Özleyemedim kardeşimi ya, özleyemedim. Oğlum bir tavır verseyim bana. Otur be. Maşallah sana. Ne var ne yok Cumhur? Allah'a çok şükür. Sende ne var ne yok? Vallahi iyilik ne olsun be. İşte koşturup dururuz hayatın ne içinde. Ne yaptın sen burada kış günü böyle? Bak. Ben henüz oldu ki dükkanı büyüttüm. Geleni gideni çok oldu. Allah razı olsun. Öyle mi lan? Çok güzel böyle müşterim var benim. Şimdi diyorum ki arkadaş bak senden anlaşalım biz. Ben onun için geldim. Senin dükkanında dondurmacı dükkanı yapalım ya. Böyle sen parayı bulmuşsun senin üstünden başından da böyle. Oğlum ben okudum gazetede senin başına bir sürü şeyler gelmiş, otur çaldırmışsın falan. Ya, ne oldu? Nasıl oldu işler bitti? Sen bana bak. Önce çok üzüldüm. Kolay değil arkadaş biz Enemen'le dondurmacı satıp duruz. Bundan sonra benim gazetede televizyonlarda adı, fotoğraflarım çıktı, haberlerim çıktı. Bir alaka arkadaş, herkes anlayabildi hakiki dondurmanın ne olduğunu. Bu ne olaylar senin işine yaradı yani ha? Canım ister istemez öyle oldu canım. Millet baktı ki annenin dondurması güzel. Böyle gavunsu gavun arkadaş. Başka bir şeysi başka bir şey. Bundan sonra dedim ki ben bu dondurmayı dedim Cumhur'la beraber neyi Bodrum'u satmayayım? Biz seninle eski arkadaşız. Bu ne doğru söylemişsin esasında. Bana bak sen ne yaptın zaten Allah'ın dağında. Gelip burada doğru söylüyorum. Mandalina satsana. Sen kendine yer mi bakıp durun burada? Ya bak. Cumhur'um. Benim dondurmanın senin tadını baktın. Baktım biliyorum. Pek güzeldi benim dondurma. Pek güzeldi değil de mi? Şimdi aklıma bir şey geldi. Sen burada mı satmak istedin durun dondurmayı? Ya tabii senin dükkanda satayım diyorum arkadaş. Ah bile abi. Başka yer ne dükkan kirası minası. Biz seninle beraber satalım. Seninle ortak ol.
Karından sen de kazan. Bak benim dondurmanın kıymetini herkes anladı gari. Çok müşterimiz olur. Borladı kuyruk olur. Satarız ya. Sen he de buna. Ya Ali sana canım feda. Sen geçen sene gelseydin ben sana dükkanı bedava verdim. Ben zaten 3 ay plajlarda geldim. Allah'ın sağlığını tekile. Demire. Ya sorma benim başıma neler geldi. Senin bir de, seni mi gerektiriyor? Bana bak Bodrum'da mandalin şarabı varmış. Benim haberim yok. Ben bunu satıyorum. Bodrum ticaret odasının bizim mandalin gazetesi var. Onu satıyorum. Açıversene lan bir tane misafire. Hadi oğlum ver bir tane. Heh. Sıkmasını da satıyoruz da mandalinden başka bir şey satıyoruz. Niye desen anlatamam. Anladın mı? Böyle bir durum var yani. Ya yoksa sana canım feda. Sen mandalini borç sat, şarabını borç sat. Ben içeride dondurmayı satayım. Ne var bunun canım? İşte bunu sana anlatamam. Şuraya bir tane tezgah mı yapsak acaba Ali abiye ya? Ha? Bana bak. Ya küçücük tezgahına oğlum. Koca dükkan durup dururken tezgah ne diyorsun? Ben sokak dondurma ismi var. Benim oldu koca ben dükkanım var gari. Sen onun anne evsin. Bana bak sen mandalinden dondurma yapabilir miyim? Bunun kabuğundan, karpuzundan oluyor da. Mandalinesinde ne olmasın arkadaş? Doğru söyledi duruyor. Limonlusu var da mandalinesi mi olmayacak? Buraya bana bak portakallısını da yaparız da. Greyfurtlusu olur mu acı acı? Bilemem. Düşünürüz. Bu akşam rakı içmeye getiriyoruz. Seninle bu işleri konuşturuyoruz. Doğru bak, söyledi duruyor. İstersek mandalinesinden de satarız. Limonlusundan da satarız. Kavunlusundan da satarız. Hepsinden satarız. Anasını bile satarız. Doğru söyledi duruyor. Doğru söyledi duruyor. Bana bak ben ne diyeceğim. Benim başıma neler geldi sen benim yaptın. Benim Ankara'da bir tane eski sevgilim vardı askere giderken. Hatırlattın mı? Hatırlattırım. Ölmüş o. Değil mi ya? Vallahi. Neden? Merhaba. 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 Bodrum bir körfezin orta kıyısında ağzındadır. Karşısında da Knidos şehri vardır. 18 deniz mili ötede. Sonra Gökova denilen Mendim körfez başlar. Sanki körfez derinledikçe tango edermiş gibi sağa sola gider. Sağda solda adalar bırakır. Mesela 7 adalar derler, 70 tanedir. Ondan sonra uçurumlar vardır, şaka değil. Kendim yukarı aşağı 1100 metrodan birdenbire denize gelir. Yani bayağı irtifa orada çığlık olmuştur. İnsan uçuruma arkasını döndürmeye korkar. Uçurum padalık arkasına yıkılmasın diye. Yani o kadar korkunçtur. Bence insan oğlunun yani insan cinsinin müstakbelde asıl turizm yapacağı yani tatil yapacağı yer orasıdır. Çünkü tam insan boyundadır. Ondan sonra dünyanın başka yerinde olmayan mesela Likiden Bastida Kifilya vardı ki bu ağaçlarda dünyanın başka yerinde bulunmaz. Fakat bu bunun ta çınar gibi ufak ufak yaprakları vardır. Öyle güzel pırıldar ki sanki kıvılcımlar saçıyormuş gibi ağaç rüzgarda. Estikler rüzgar. O adalar hele. Ufacık bir ada mesela, mini mini ada. Üstünde bir çam. Mavi denizin ortasına bir çiçek saksısı konmuş gibi. Yani değil mi ya? Öyle, yani bu bizim Türkiye'nin meçhul yerleri derler ya, hakikaten meçhul yerleri. Bu burasıdır işte. Meçhul yerlerimiz. Cova. Şimdi girişi bu dakikada yasak gibidir. Çünkü ancak denizden gittir. Ve yani motorda uyumak filan güvertede. Yani, tabii bizim gibi balıkçılara ucuz gelir yani ama efendim o işte yumuşak yatak isteyenler falan öyle lükslerden mahrum kalırlar. Şimdilik öyledir. Olda yolda yok. Ama şöyle şeysini dişine alıp da giden hakikaten o çektiği zahmetin şeysini mükafatını görür oraya gidenler. Bodrum çok tuhaf insanları yetiştirmiştir. En evvela tarih babası denilen Herodot. Halbuki historia tarih demek değildir. Başa gelmişler demektir. Yani sergüzeşler. Herodot, Ergut Reis, Neyzen Tevfik. Hep Bodrum'un yetiştirdiği insanlar. Hep hoş insanlardır.